Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben müsaadenizle bir Tabii slaytlarımı ki. paylaşmak isterim. Ekranınızı paylaşın, sonra ben Paylaşım çekileyim. yapayım. Şöyle. Tamam, ben sözü size bırakıyorum. İyi bir günün Tamamdır. olsun. Çok teşekkürler. Bugün size Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi olarak yapmaya çalıştıklarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Önce kısaca kendimi tanıtayım. Üniversite ve yüksek lisans doktora eğitimimi MIT'de tamamladım. Daha sonra bir araştırma konum yapay zeka, doğal dil işleme, makine öğrenmesi üzerineydi. Bu konularda bir takım teknolojileri ticarileştiren bir startup kurdum Kaliforniya'da. Daha sonra bu startup Oracle'a satıldı. 2002'de Koç Üniversitesi'ne döndüm. O zamandan beri Koç Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyorum. 2020'den beri de İş Bankası ile birlikte kurduğumuz Yapay Zeka Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyorum. Merkezimiz 2020'nin başında kuruldu. Koç Üniversitesi'nin ile İş Bankası'nın ortak bir vizyonu sonucunda bu konunun ülkemiz için stratejik önemde bir konu olduğu üzerine anlaşıldı ve İş Bankası'nın cömert bağışıyla böyle bir merkez kurmaya karar verdik. Kurumsal hedef olarak yapay zekada ülkemizde en azından araştırma, eğitim ve sanayi işbirliği konularında lider konumunda olan bir yere gelebilmek idi. Yapay zeka projeleri zaten güçlü bir akademik kadromuz olduğu için uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar, endüstriyle işbirliklerimiz de uzun zaman öncesine dayanıyor. Bu konudaki tecrübemiz de başarılı yapay zeka projeleri için olmazsa olmaz dört tane faktör olduğunu tespit ettik. Bunlar tabii ki insan kaynağı, yapay zeka uzmanı çok önemli. Şu anda bu konuda istihdam insan arayan işverenler çok iyi bilirler. Bu alanda insan bulmak zor, yetişmiş insan sayısı az, talep fazla. Yapay zeka uzmanlarına ihtiyacımız her zaman var. Ama yapay zeka uzmanı kendi başına yeterli değil. Bu bilginin bir takım problem çözümlerine dönüşebilmesi için iş dünyasında değişik alanlarda çalışan, uygulama alanlarında çalışan kişilerin de yapay zeka konusunda bunun nasıl çalıştığı, ne gibi problemlere uygulanabileceği konusunda bir bilinçliliği lazım. Dolayısıyla alan uzmanları da çok önemli. Bunlar birlikte çalışarak sonuçta çözüm üretecekler. Bunun dışında da daha kaynak olarak ihtiyacımız olan hesaplama gücü. Özellikle bu modern yapay zeka tekniklerinde işte grafik kartlı, GPU'lu güçlü bilgisayarlar gerekiyor. Ülkemizde bu açıdan da bir takım eksikler olduğunu tespit ettik. Ve son olarak belki de en önemli şeylerden biri veri. Özellikle de etiketli veri. Modern yapay zeka teknikleri insanların bilgilerine dayanan bir takım programlar yazarak değil, veriden bir şeyler öğrenerek daha çok çalışıyorlar. Dolayısıyla da bu bağlamda verinin üretilmesi, paylaşılması, temizlenmesi, organize edilmesi çok büyük önem kazanıyor. Bu konuda da gelişmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Merkez olarak bu konularda neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Ve ilk insan kaynağına odaklanmak ya karar verdik. En büyük önceliğimiz insan kaynağı yetiştirmek ve bir merkezde bu konunun en iyilerini toplamak olduğunu düşündük. Bu konuda büyük bir burs kampanyası başlattık. Türkiye ve çevre ülkelerin iyi okullarından çok iyi başvurular aldık. Geçen sene normalde bir gün süren mülakatlarımız bir hafta sürdü. Bu eski ve yeni öğrencilerimiz arasından 45 kadar öğrenciye artırılmış yüksek lisans bursu vererek aramıza kattık. Şu anda sayılara bakarsak yaklaşık 15 tane ana konusu yapay zeka olan öğretim üyemiz var bilgisayar, elektronik ve makine bölümlerinden.
Bunun haricinde 30'dan fazla diğer bölümlerden bizimle çalışan affiliated dediğimiz öğretim üyeleri var. Çok güçlü bir tıp bölümümüz var. Onlarla bir takım projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda işte fenden, sosyolojiden, finanstan bizimle birlikte çalışıp projeler gerçekleştiren öğretim üyelerimiz mevcut. Master, doktora öğrencisi, postdoc, araştırma mühendisi gibi kadrolarımız yüzü geçti şu anda. Türkiye'deki herhalde en büyük yapay zeka ekiplerinden biri haline gelmiş durumdayız. Bu ekiple başardığımız bazı şeyler 20'den fazla TÜBİTAK Avrupa Birliği'nden fonlu, sponsorlu proje yürütüyoruz. İşte geçtiğimiz bir yıl içinde de 80'den fazla yayın üretmişiz. Dünyada bu konuda önde gelen yayın kaynaklarında. Altyapı olarak GPU'dan bahsetmiştim. İşte bu insanların bir kere çalışması için bir hem İş Bankası'nda, İş Kuleler'de hem Rumeli Fener'indeki kampüsümüzde ofisler kurduk. Fakat biz kurulur kurulmaz pandemi başladı. Dolayısıyla bu ofisler bir sene boş kaldılar. Neyse, bu Eylül-Ekim itibariyle öğrencilerimiz artık kampüse geldiler ve bu alanlarda çalışmaya başladılar. Diğer yaptığımız yatırım GPU oldu. Türkiye'nin ikinci büyük GPU cluster'ını kurduk Koç Üniversitesi'nde. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğim 150 araştırmacının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kaynak oluşturmaya çalıştık bununla. Genel olarak araştırma ekibimiz ve alanlarını özetlemek gerekirse, Barış Akgün ve Çağatay Başdoğan hocalarımız robotik konusunda uzman. Özellikle insanlardan öğrenen robotlar, insanlarla birlikte çalışabilen robotlar ve dokunma duyusuyla ilgili yaptıkları bir takım çalışmalar var. Görüntü işleme, sinyal işleme, multimedya, video işleme konularında çok güçlü bir ekibimiz var. Onun dışında bu yapay zekanın itici motoru olan temel konusu yapay öğrenme diyebiliriz. Yapay öğrenme çok önemli. Yapay öğrenme konusunda da hem teorik tarafta hem de yazılım ve donanım tarafında ayrı ayrı uzmanlıkları olan ve çalışmalarda bulunan hocalarımız var. Biyoloji ve tıpta yapay zeka geçtiğimiz sene içerisinde bir hayli önem kazandı. Koç Üniversitesi olarak da hem güçlü bir mühendislik kadromuz hem de güçlü bir tıp kadromuz olduğu için bu konuda bayağı şanslıyız ve tıp hocalarımızla yaptığımız bir takım ortak projelerle bu konuda yapay zekanın uygulamalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak insan bilgisayar etkileşimi ve doğal dil işleme, doğal dil anlama konularında da çalışan ekiplerimiz mevcut. Diğer araştırma ötesindeki iki temel hedefimizi eğitim ve sanayi işbirliği olarak belirtmiştim. Eğitim konusunda yaptıklarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Yaş sırasına göre lise, üniversite öğrencileri için açtığımız bir takım yaz araştırma programları, staj imkanları ve Koç'ta okuyan öğrenciler için yapay zeka ve veri analitiği konusunda uzmanlaşmalarını sağlayacak bir takım ders programlarımız mevcut. Yüksek lisans, doktora ve postdoc seviyelerinde verdiğimiz imkanlardan biraz bahsettim. Burada hem artırılmış burs sunuyoruz öğrencilere hem de çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu alanda yüksek başarımlı hesaplama konusunda teşvik hem de konferans katılımları konusunda destek sunuyoruz bu paketin içerisinde. İyi bir yapay zeka araştırmacısının yetişmesi için hem bu tip hesaplama kaynaklarına ulaşım hem de dünyada aynı konuda uzmanlaşmış meslektaşlarına ulaşımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konularda öğrencilerimizin eksiğini bırakmamaya çalışıyoruz. Profesyonel eğitim konusunda da uzun zamandır sürdürdüğümüz veri bilimi sertifika programımız var şirket çalışanlarına sunduğumuz. Onun dışında tezsiz master programlarımız şu anda tercih ediliyor yine veri bilimi konusunda benzer konularda. Bunun dışında da ücretsiz olarak halka açık olarak düzenlediğimiz açık eğitim kaynaklarımız ve internet üzerinde verdiğimiz seminerler, yaz okullarımız, kış okullarımız
mevcut. En son bu yaz bilgi IT hukuk ekibiyle birlikte hukuk ve yapay zeka üzerine bir yaz okulu düzenledik. Ondan önce de lise öğrencileri için yapay zekaya giriş yaz okulu düzenledik. Örnek olarak bunları verebilirim. Sanayi işbirliği konusunda Türkiye'den pek çok şirketle zaten sürdürdüğümüz bir takım projeler var. Fakat bunları bir adım öteye nasıl ilerletebiliriz, kapsamını nasıl büyütebiliriz? Şu anda bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışındaki bir takım modelleri incelediğimizde işte MIT Media Lab olsun ya da Kanada'da Vector Institute olsun, yani yapay zekanın önde gelen gelişmelerine liderlik yapan kurumlar bunlar. Onların çok daha farklı bir sanayi işbirliği modeli içerisinde olduklarını görüyoruz. Türkiye'deki genel model şu anda tek tek diyelim ki öğretim üyeleriyle bir danışmanlık ilişkisine girmek ve bir takım projeler gerçekleştirmek üzerine kurulu. Biz bunun daha çok kurumsal stratejik ortaklık şeklinde evrilmesini daha ideal buluyoruz. Bunun da sebebi uzun vadeli ve büyük bütçeli projelerde, ortaklıklarda hem kurumların birbirini tanıması hem projelerin devamlılığı, insanlardan bağımsız hale gelmesi açısından pek çok avantaj olduğunu düşünüyoruz ve bu modeli Türkiye'ye getirip yavaş yavaş Türk sanayisine bunun avantajlarını göstererek üniversite sanayi işbirliğimizi bir adım öteye götürebilmeye çalışmaktayız şu anda. Benim merkezimizle ilgili söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Geri kalan zamanımızda dilerseniz bir sohbet havasında ya da soru cevaplayarak devam edebiliriz. Ben sohbet havasını tercih ederim açıkçası. Çok güzel özetlediniz. Birazcık o sanayi işbirliğini ele alacaksak bu işin ekonomisine de değinir misiniz? Ben incelediğimde eğitim, yani training data'dan eğitim verisinden işte uygulamaların etkilerine kadar çok enteresan bir ekonomi görüyorum. Yani milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor ama bu trilyon dolarlık ekonomiler yaratıyor. Bu boyuta bir değinir misiniz? Yani şu anda yapay zeka, bahsettiğiniz gibi ekonomimizin ve üretimimizin, teknolojimizin her alanına girmiş durumda. Benim yapay zeka tarihiyle ilgili verdiğim bir konuşma var. Belki de dinleyicilerimizden bazıları denk gelmiştir. Bu şu anda içinde bulunduğumuz yapay zeka heyecan dönemi aslında ilk heyecanlandığımız dönem değil. Bundan önce birkaç defa daha bu yapay zeka konusunda çok heyecanlanıldığı ama ondan sonra bir takım beklentilerin karşılanmaması yüzünden soğuma yaşandığı dönemler geçirdik. 1950'lerde, 60'larda bir altın çağı yaşandı. 1980'lerde bir altın çağı yaşandı. Şu anda içinde bulunduğumuz altın çağı da 2010'larda başlayan bir altın çağı. Ama bu sefer artık kalıcı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten pek çok uygulamanın içerisine girmiş durumda, günlük hayatımıza girmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonra artık ekonominin bir temel parçası, temel teknolojisi haline gelmiş durumda yapay zeka teknolojileri. Dolayısıyla burada kalacağını ve gittikçe büyüyerek hayatımızı etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda söz sahibi olabilme şansımız ülke olarak bence gayet yüksek. Çünkü yapay zeka, benim de mesela yapay zeka konusuna gençken girme sebeplerimden bir tanesi kapitalden ziyade beyin odaklı bir alan olması. Yani iyi insanlarınız olduğu sürece yapay zekada bir takım inovasyonlar yapabiliyorsunuz. İlla çok pahalı araçlara, gereçlere, endüstrilere ihtiyacınız olmayabiliyor. Bu da Türkiye için bence biçilmiş kaftan, çünkü çok zeki, çok yetenekli gençlerimiz var. Bu gençleri doğru yönlendirip doğru yetiştirebilirsek bu konularda çok büyük etkisi olan çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum.
Dolayısıyla bu insan kaynağına önem verip insanlarımızı en iyi şekilde yetiştirip bunların da endüstriyle, sanayiyle, bu problemlerle olan bağlantılarını bir şekilde kurmamız lazım. Şu anda biraz sizin sorduğunuz sorudan kaydığımın farkındayım ama laf lafı açıyor. Yani şu anda işte bir yapay zeka stratejisi mesela oluşturuldu devletimiz tarafından. İşte Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bunu geliştirebiliriz gibi sorular sorulmaya başladı. Bunların hepsi pozitif gelişmeler. Ama unutmamamız gereken bir şey de var ki yani gerçekçi olarak baktığımızda Türkiye'deki bu konuda yapılan çalışma sayısı, uzman insan sayısı, bu insanların kullanabileceği makine sayısı gibi metrikler açısından şu anda hala boyutumuz gereğinden küçük. Bu konularda bir kere kuantitatif olarak bir an önce büyümemiz lazım. İnsan kaynağı, makine kaynağı ve veri kaynakları olarak büyümemiz lazım bu konudaki çalışmaların ilerlemesi için. Bu bir. İkincisi de biraz önce bahsettiğim gibi yani endüstri işbirlikleri Türkiye'de çok küçük çaplı ve fazla uzun vizyonu olmadan kurulan ilişkiler. Bunu bir adım öteye getirip işte Almanya'da sizin konuşmadan önce sohbetimizde bahsettiğiniz gibi ya da Kanada'da, Amerika'daki gibi, örneklerdeki gibi uzun vadeli 5 senelik, 10 senelik ortaklıklar haline getirilmesi ve bu ortaklıklardan bir takım inovasyonlar, bir takım yenilikler üretilmesi lazım. Bunları becerebilirsek bence yani çok çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. İsterseniz sanayiye, endüstriye bir mesaj vermek açısından araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ekonomisinden biraz bahsedelim. Yani bunlar belli bütçelerle istikrarlı bir şekilde sürmesi gereken şeyler değil mi? Hadi evet. Bu sene yükleniyoruz, gelecek sene bütçemiz yok, hadi öbür sene şey yapalım evet. Diye giden bir iş değil bu. Ben büyük şirketlerle konuştuğumda genelde mesela işte bu araştırma bütçesini nasıl biz savunacağız diye sorduklarında benim verdiğim cevap hani reklam bütçenizi nasıl savunuyorsunuz mesela, değil mi? Yani büyük şirketlerimizin reklama ayırdığı bütçeleri düşünelim ve buradan geri dönüşü ne kadar etkili ölçüyorlar? Gerçekten oraya verdikleri her kuruşun kendilerine 3 kuruş olarak geri döndüğünü biliyorlar mı? Bu tip rasyonel analizler fazla yapılmıyor. Geçen sene bütçede şu kadar para vardı diye bu sene de bütçeye o kadar para konuluyor. Araştırma konusunda maalesef bunu yapar hale gelmedik henüz. Ama ben araştırmanın en azından bir reklam kadar önemli olduğunu düşünüyorum hem ülkemiz hem ekonomimiz açısından. Dolayısıyla hedefim en azından yapay zeka ile ilgilenen Türkiye'nin büyük şirketlerine bunu alıştırmak, bütçelerine bu maddeyi eklemek ki her sene ya bu bütçede niye bu var, niye bunu ekleyelim sorularını sormak yerine artık dediğin gibi uzun vadeli bir takım projelere beraber girişebilelim ve bunun daha sonra bir takım başarı öyküleri yazıp bu başarı öyküleriyle zaten herkese bunun doğru yaklaşım olduğunu ispatlayabilelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ben daha iddialı ve ısıran bir ifadeyle bitireyim. Türkiye'deki şirketlerin borçluluk rakamlarına ve net karlarına baktığım zaman zaten sizin bu söylediklerinizi anlamazlarsa çok yaşama şansları olmadığını düşünüyorum. Ya batacaklar ya birileri gidip o şirketleri satın alacak diyeyim. Bu benim subjektif yorum olsun. Siz bir şey söylemeyin. Biz şimdi Ebru Hanım'a geçeceğiz. Klinik süreçlerde ne yapmalıyı ele alacağız. Size veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunum. Çok teşekkürler davetiniz için. Size iyi toplantılar dilerim.